Uzun bir aradan sonra Avşin'le bir dizi ziyaretlerde bulunan Avni Doğan, dost ve arkadaşlarıyla hasretlilerdi. Elbistan'da yaptığı ziyaretlerin ardından Avşin'e giden Doğan, burada da çeşitli ziyaretlerde bulundu. Avni Doğan yaptığı konuşmada, arkadaşlarımı ve eski dostlarımı ziyaret etmek için iki günlüğüne Elbistan ve Avşin'e geldim. Rahmetli Samet Demir'in cenazesinde bulunamadım. Çocuklarına taziyede bulundum. Kendisi bizim üzerimize emeği olan çok değerli bir arkadaşımızdı. Ayrıca Avşin de bulunan arkadaşlarımızı ve dostlarımızı ziyaret ettik dedi. AK Parti Kahramanmaraş milletvekillerinin çok güzel çalışmalarını bulduklarını vurgulayan Doğan şöyle konuştu. Partiye gidip geliyorum. Tabii siyaset bitmez. Vekillik bitince bitmiyor. Vekillikle, belediye başkanlığıyla, il genel meclis üyeliğiyle değil. İyi bir AK Partili olarak evdeyim şu an. Evet. Zaman zaman grup toplantılarına gidiyorum ama çok aktif siyaset düşüncem yok şu an için. Tabii bu dönem AK Parti'nin Türkiye'de demokratik engelleri aştığı bir dönem. Artık darbe gibi, derin devlet etkisi gibi siyaseti zora sokan bir takım sıkıntıların ortadan kalktığını görüyoruz. Milli irade daha egemen durumda. İşte 9 yıl AK Parti'nin bu engellerle mücadelesiyle geçti. Bu dönemi inşallah daha düze çıkıyoruz. Bölgesel siyasetin nasıl gittiğini bilmiyorum. Ama bildiğim arkadaşlar Ankara'da, vekil arkadaşlar bölgenin çıkarları için çalışıyorlar zaman zaman. Görüşüyoruz, konuşuyoruz. İşte doğal gaz gelmesi için uğraşıldığını biliyorum. Bu Afşin Göksun yolu, Elbistan Göksun yolunun duble yol haline getirilmesi için bölge vekilimiz bir gayret içerisinde. Bunlardan haberim var. Ama bölgesel siyaset nasıl gidiyor bilmiyorum. Çünkü biraz uzattık da biz. Bölgeye gelişi uzattık da. Ben şunu söyleyeyim, ben vekilken bizim işimize karışılmasından rahatsız olurdum. Yani politik gayelerle, politik amaçlarla bizim işimize karışılmasından rahatsız olurdum. Onun için ben hiçbir arkadaşın işine karışmak da istemiyorum. Yerel siyasetçi arkadaşların biraz daha gayret içerisinde olması gerekiyor. Yani mesela Elbistan'ı her geldiğimde biraz daha değişmiş görüyorum. Biraz daha gelişmiş görüyorum. Orada yerel yönetimi, belediyemin belli bir gayret içerisinde olduğu belli. Şu an tabii bizim bölge siyasetinde ben bir boşluk görmüyorum. Bir boşluk yoksa onu doldurmaya çalışmak lüzumsuz bir gayret olur. Bir boşluk yok. Onun için sadece arkadaşlarımıza destek. Benim şu an için yapacağım şey sadece arkadaşlarımıza bir destek.